neşe getirdim sana al kardeşim. Ye iç gül oyna. Dünyaya geldik bir kere, kavgayı bırak her gün bu şarkını söyle. Sevdikçe güler her çevre, amaçlar hep bir olsun kalpler birlikte. Dünyaya geldik bir kere, kavgayı unut her gün bu şarkımı söyle. Sevdikçe güler her çevre, mutluluklar bir olsun acı birlikte. Dünyaya geldik bir kere. Abi yetiş belayı! Abi yetiş! Ne yaptın alçak kardeşim? Abi koş! Hadi! Kıdama vallahi vururum ha! Beray! Beray! Sen de böyle minik doğmuştun Feray. Sana anlatmıştım hatırlıyor musun? Ellerim nasırlıydı. Dokunamamıştım bile sana. İncinirsin diye korkmuştum. Pamuklara sarmıştık seni. Onu da sanırız. Hele o da senin gibi tutunursa hayata hiçbir şey olmaz. Gör bak. Ne yapacaklar şimdi bana? Hapse mi gireceğim ben de? Ya yok canım, ne alakası var? Değil mi komutanım, siz söylesenize. Şu enişten olacak adamı nakledeceğiz önce. Tutuklu yargılanacak. Onu bir yollayalım da hayırlısıyla sonra bakarız. Hayır! Bırakın beni! Ulan yenge, bulduk işte seni. Caniler! Sakin ol! Seni kurtarmaya geldik. Ümran yenge, ben Tahir. Tahir? Bak, ben de Müfit. Müfit! Getirdik paranızı. Neredesiniz siz? Plan değişti. İki komando göndermişsiniz buraya. Hani kimseye karıştırmak yoktu ha? Ver şunu bana, ver. Komando ne diyorlar abi? Oğlum? Oyun mu oynuyorsunuz lan bizimle? Nerede karın, ne komandosu? Bana bak. Para sabah hazır olsun başkan. Bu sefer başka bir yere getireceksin. Nereye getireceğiz? Aa, Rıdvan başkanım. Merhaba. Hayrola? Devriye geziyor. Çocuklar su içerken bu şüpheli çantayı görmüşler. Bomba olabilir içinde sayın başkanım. Uzman getirtelim dedim. Ya ne uzmanı evladım? Şimdi gelip alacaklar. Kimler? Yani sahipleri falan vardır. Unutmuşlardır. Vay adiler, jandarma çağırmışlar. Bunların bir yamuk yapacağı belliydi zaten. Ne yapacağız şimdi? Sıvışacağız. Rıdvan! Rıdvan! Buradayız! Bu kız daha ne kadar kalacak tamirhanede? Bilmiyorum baba. Bıraksam hemen gidecek aslında ama... Burası İstanbul'a benzemez Uğur. Sen genç bir adamsın. O da genç bir kız. Laf olur. Bu dedikodularla baş edemeyiz. Bana adam gibi adam olmayı sen öğrettin baba. İnsanlar dedikodu yapacak diye bildiğim doğrulardan vazgeçemem ben. Senin ne işin var bu kılığın içinde? Şaka mı bu? Belki eşek şakası denebilir. Ne oldu ayol? Kurtarma skandalından sonra olan oldu. Rıdvan beni artık bu göreve layık gördü maalesef. Annen baban seni almaya gelmiş kız. Fidan, gitmek zorunda değilsin. Uğur, bırak yeter artık. Baban haklı, bırak beni. Gitmek zorundayım Uğur. Fidan! Ne yapıyorsun, delirdin mi? Sen karışma, git buradan. Bu nasıl iştir ya? Ne biçim insansın sen? Uğur yapma, babam o benim. Nasıl babalık bu? Hangi baba bunu evladına yapar? Ya nasıl kıyarsın kızına? Biz namusumuz için yaşarız. Evden kaçan kızın namusu kirlenmiştir. Yaşaması caiz değil artık. Olmaz öyle şey. Kimse benim karıma namusu kirlendi diyemez. Karın mı? Doğru mu diyor Fidan? Duydun mu beni? Artık onun namusu benim namusumdur.
Ne al tabancanı, defol git. Gittiğin yerde de bunu iyice anlat herkese. Fidan artık benim helalimdir. Anlaşıldı mı? Ya kaldırsana bariyeri bir adam. Allah Allah, geçeceğim diyorum. Evet bir şeye. Yok kardeşim, ayak bastı vergisi vermeden şuradan şuraya geçemezsin. Ya ne münasebet? Ne istinaden alıyorsunuz bu vergiyi? Sayın Belediye Başkanımız Rıdvan Kalabık'ın emriyle. Geçeceksen ver 2 lirayı, geçmeyeceksen yolu kapama. Şemsi, nedir mevzu? Kim bu arkadaş? Hır çıkarıyor deniyor. Giriş vergisini vermem diye tutturdu. Nasıl vermezmiş? Buradan bugüne kadar bir tek kişi bile para vermeden geçemedi. Anladın mı beni? Bay Gravat! Burada gayri hukuki bir durum var. Ayrıca sana ne oluyor? Sen çöpçü değil misin? İşini yapsana. Şimdi kırdırtma bana arabanın camını, çerçevesini. Terbiyesiz. Ben bu kasabanın koskoca eski güvenlik şefiyim. Hatta ondan önce de bir ara belediye başkanıydım. Yok ya. Tebrik ederim. Epey ilginç bir kariyer grafiğim varmış bakıyorum. Ben de sana kendimi takdim edeyim o zaman. He. Zeytin daha yeni kaymakamı İlkay takmaz. Aman. Kaymakam mı dediniz? Hadi bakalım. Kaldırın şimdi şu kolu. Devletin işi beklemez. Şemsi. Bakın sen evladım şunu. Ne bekletiyorsun sayın kaymakamımızı? Ya yürüsene. Dangalığa bak ya. Temizleyeyim efendim arabanızı. Çekil arabayı. Çekil şuradan. Bir dakika. Çekilsene bir adam. Gitsene şuradan. Elleme. Bırak gitsene. Sakalar getirdiniz. Ben Deniz, rahmetli kaymakamımızın da makam şoförüydüm eskiden. Ben... Şemsi, telefonu ver çabuk. Niye ki? Soru sorma. Ver diyorsan ver. Kendininkini kullan. Bende kontör yok. Oğlum bende telefon bile yok. Versene şunu ya. Yok abi. Vallahi veremem. Ay Rıdvan. Ay Rıdvan. Bir bak. Bir bak şunlara. Bak neler aldım neler. Ümran ne oluyor ya? Çalışıyorum ya. Bak. Bak. Ne güzel değil mi? Neler yapmışlar. Bizim zamanımızda yoktu böyle şeyler. İnan aldıkça alasım geldi. Ay bak. Ümran bak, yeter bak. Ümran yeter. Tamam. Topla şunları. Evde bakarız. Sırası mı şimdi ya? Şu bebeğe bir bak, öyle. Nasıl da minik ama, bak. Aynı canlısı. Tıpkı bizim toruna benzemiyor mu? Hı hı. Benziyor, evet. Ay, bak. Bak Ümran. Bakıyorum diye sanma ki o hain olduğunu affettim. Yok öyle ama. E canım, o başka, bu başka. Sana çok benziyor ayo. Hık demiş, burnundan düşmüş vallahi. Oh, buydu, buydu. Alo. Kabul etmek istiyorsanız bile. Rıdvan abi çok şaşıracak valla. Uzun konuşma bak ha. Ödemeli arıyoruz oğlum, hasta etmesen insanı. Haber verelim de benim gibi tonguya düşmesin adam. Belki istihbarat çifti yapar beni. Bak işte. Lafını ettik. Beleşçi oğlun ödemeli arıyor. Kabul etmiyor. Yok ona beleş konuşmak. Allah Allah. Reddetti. Müsait değil herhalde. Pinti pinti. Hadi be. Koskoca başkan. Bilmediği telefon açması tabii. Temkinli insan. En iyisi ben koşup bizzat yetiştireyim havadisi. Al şunu. Al. Açsaydın be Rıdvan. Belki önemli bir şeydir. Belki torunumuzla filan ilgilidir ha. Nerede kaldı bu Adem ya? Bana bak. Yaptığının farkındasın değil mi? Eminsin yani. Gayet eminim Ahmet abi. Merak etme sen. Her şeyin de farkındayım. Neredesin be koçum? Vallahi abi sen çağırır çağırmaz koştum geldim. Böyle birdenbire evlenme kararı almışsınız. Şaşırdım yani biraz. Öyle oldu. Gözün niye kızardı senin? Bilmem, ne olmuş ki?
Kızarmış. Hasta mısın? Yok. Ha. Evet, nezle oldum galiba. Gözün ısı falan da olabilir. Yaşlar akıyor, durduramıyorum. Herkes hazır mı? Damat hanginiz? Benim. Şahitleriniz hazır mı? Evet, ikimiziz. Buyurun öyleyse. Tamam, sağ ol. Evet. Belediyemize evlenmek istediğinizi beyan etmiş bulunuyorsunuz. Beyanınıza ve nüfus cüzdanlarınıza göre evlenmenize bir engel yoktur. Şimdi bir kere de sayın şahitler ve bizlerin huzurunda söz ile söyleyiniz. Siz. Ah canım. Bak Rıdvan bak. Bizim torun da böyle minicik işte. Şöyle yavaşça tutacaksın. Göğsüne yaslayacaksın. Oh, mis gibi süt kokar o şimdi. Sen de tutmak ister misin? Al hadi al. Yavaş. Bu kadar minik mi bizimki de ya? Tabii. Aslında bundan bile minik. Dur sıkma. Ağlatacaksın kızımızı. Başkanım. Ne var Aynur? Yeni kaymakamımız geldiler efendim. Ne? Kaymakam mı? Merhabalar sayın başkan. Zeytin Dağı yeni kaymakamı İlkay Takmaz. Ümran al şunu. Vay efendim. Hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Efendim, bu ne sürpriz. Keşke haberimiz olsaydı da şöyle bandomuzu kalı bir tören düzenleseydik. Hiç gerek yok başkan bey. Bendeniz daima sadelikten yanayımdır. Tanıştırayım kaymakam bey. Eşim Ümran Kalabık. Memnun oldum efendim. Bu da torunum. Yani torunumuzun bebeği. Yeni oldu da. Yani torun. Yani torunumuz yeni doğdu. Ay maşallah kaymakam bey, ne kadar gençmişsiniz. Ya dipçik gibi maşallah, dipçik. Bravo yani. Sağ ol. Görüyor musun Ümran? Sonunda bir erkek kaymakamımız oldu çok şükür. Yani nasıl sevindim bilemezsiniz kaymakam bey. Bir daha öpeceğim. Bir önceki kaymakamımız, yani rahmetli kaymakamımız Bayan'dı da şöyle bir doya doya öpememişti. Zaten biraz Nemrutçaydı, nur içinde yatsın. Yani pek anlaşamazdık. Ya. Gerçek. Rıdvan abi. Abi niye reddettin telefonumu? Yeni kaymakam az önce giriş yaptı. Böyle toy, tüysüz birine benziyor. Zorlamaz yani seni. Ama söyleyeyim, biraz ukala. Hani Tonga'ya falan basmıyorsun diye. Ne oldu abi? Çık dışarı Nefit. Çık! En güzel abi. Ya. O da Müfit. Tanıştık. İyi misin? Şaşkınım biraz. Her şey öyle çabuk olup bitti ki. Yaptığımız şey doğru muydu? Yani benim için... Bunları düşünme. Artık geçmişi geride bırakmanı ve mutlu olmanı istiyorum. Keşke o gün hiç binmeseydim arabana diye düşünüyorum. Pişmansın yani. Yok, ondan değil de... Yani seni böyle zor duruma düşüreceğimi bilseydim... Yani hiç niyetin yokken nikahlandın benim yüzümden. Fidan, sen kalbini ferah tut. Önemli olan senin hayatın. Bana hiçbir zararı yok. Sen de benimle nikahlandın diye sakın kendini kötü hissetme. Bu formaliteden biliyorsun. Formalite. Biliyorum. Fidan, Uğur, hadi geliyor musunuz? Thank you.
Abi sen neredesin ya? Hadi hadi çabuk, getirdin mi kamerayı? Dur be oğlum, getirdim. Bir sakin ol ya, al. Sakin makin olamam abicim. Kızımın her anını çekmek istiyorum. Her an önemli. Böyle saniye saniye büyüyor. Bir görsen. Hormonlu salatalık mı oğlum bu, saniye saniye büyüsün? Saçma sapan konuşup durma. Ha ha. Aman ne komik. Kalbimi kırıyorsun ama. Bak kızımla dalga geçme, bozuşuruz. Hadi yürü. Ya bir çekiştirme Kamil. Geliyoruz işte. Çocuğun olmadığı için anlamazsın tabii. Doğrudur. Benim daha bir karım bile yok. Gel. Nerede benim kızım? Sen görebiliyor musun abi? Yoo. Şuradaydı işte. Hayda. Kızım. Kızımı kaçırdılar. Çek senet mafyası. Annemden sonra şimdi de bebeğimi kaçırdı. Dediklerini yaptılar adiler. Dur oğlum, bir sakin ol ya. Panik yapma hemen. Bir soruşturalım bakalım. Nesini soruşturacaksın ya? Annemi kaçıran sihirbaz çetesi yaptı. Allah'ım ben ne yapacağım ya? Feraye? Kamil! Feraye bebeğimiz... Şşş, gel gel. Feraye? Bizim bebeğimiz mi bu? Kimin olacaktı ki? Az önce hemşire getirdi. Küvezden çıkarmışlar. Annesini özlemiş kuzucuğu. Tehlikeyi atlatmış. Artık hep bizimle. Gel gel, çek. Baksana amcası. Maşallah. Efendim, burası böyle boydan boya sahile kadar uzanan ana caddemiz. İnşallah ileride yol genişletme projemizi de hayata geçireceğiz. Efendim, bu park görünümlü yeşil alan benden önceki belediye başkanı tarafından yapılmış. Fakat değerlendirilememiş. Şahsıma ait bu projeyle burayı... Pek güzel, pek güzel düşünmüşsünüz de Rıdvan Bey. Şu büst kime ait? Hangi Türk büyüğünün, çıkaramadım da. Aman efendim, hiç kimse. Önemsiz. Önemsiz mi? Yani değerli bir Türk büyüğümüze ait değil demek istedim. Kendisi eski kaymakamımızdı. Apar topar rahmetli olunca anısına binaen böyle bir büst yaptırmıştık. Gerçi ben hatıraların kalplerde yaşanmasından yanayımdır. Bu tarz heykeller bana, ne bileyim, böyle soğuk, ne bileyim yani Avrupa'yı bir taklit gibi gelir. İsimsiz kahramanlar olarak tarihteki yerimizi almamızdır bence doğru olan. Tabii efendim. Siz Zeytin'de yapacağınız katkılarla eski kaymakamı unutturacaksınız zaten. Rica ederim Rıdvan Bey. Çok rica ederim. Herkesin yeri ayrıdır. Yani siz daha başarılı olacaksınız demek istiyorum. Tanır mıydınız rahmetli? Yani aslında aynı dönem okumuşuz mülkiyede. Ama tanışmak kısmet olmadı kendisiyle. Benim kaymakamım. Allah Allah. Rıdvan başkanım, çamur olmasın pabuçlarınız. Çekil oğlum şuradan, ayak altından. Rıdvan abi, benden de bahsetsen biraz. Hani makam şoförüydü falan diye. Belki yeniden... Saçmalama Müfit. Tekrar hayırlı olsun çocuklar. Sağ ol Ahmet abi. Getirdin mi ilaçlarımı Ahmet? Getirdim anacığım, getirdim. Arabadaki kız kimdi? Rasimlerde kalan değil mi? Gitmedi mi o hala? Yok anacığım, yok. Temelli burada. Hadi aç şu kapıyı. Abi! Abi! Ne var kız? Yeni kaymakam gelmiş, gördün mü sen? Gir kızı içeriye. Geldiyse geldi. Sana ne kaymakamdan? Ah! Ah! Hayır Rıdvan abi.
abinin yanında kendi kaymakam mı acaba? Ay bak bak buraya geliyorlar. Özellikle bizim ilçemizdeki esnaf hiçbir yerdekine benzemez İlkay Bey. Son derece namuslu ve çalışkandırlar. Pek de gençmiş maşallah. Kız girsene içeri be. Sana ne gencinden yaşlısından ya. Gelin buyurun. Berberimizle tanışarak başlayalım. Kendisi de kapıda zaten. Biraz işgüzardır ama iyi insandır. Her işe koşar kendisi. Doğuştan gönüllü yani. Bravo. Her ilçeye böyle vazife şinas esnaf lazım Rıdvan Bey. Bu berberimiz Tahir. Yukarıdan yarı beline kadar sarkan kızımız da kardeşi Saadet Hanım. Memnun oldum. Ben de memnun oldum Kaymakam Bey. Buyurun bir çay ikram edeyim. Daha sonra inşallah. Buyurun yürüyelim Kaymakam Bey. Ne oluyor be? Bir acayip bakış bakıyor bu Kaymakam Saadet'e. Epeydir bir kaymakam atanmayınca endişe etmiştik ama demek ki sizin gibi bir pırlanta beklenmiş. Aman efendim, sizin gibi bir belediye başkanı varken kaymakama ihtiyaç olmaz diye düşünmüş devletimiz belli ki. Siz bu kasaba için hakikaten büyük bir şanssınız. Projeleriniz filan tek kelimeyle harika. Vallahi insan sarrafısınız İlkay Bey. Tıpkı benim gibi. Gençsiniz ama maşallah şıp diye anlıyorsunuz bir bakışta. Estağfurullah. Aa, bakın burada kim varmış? Erdal, sizi oğlumla tanıştırayım İlkay Bey. Kendisi ziraat mühendisidir. Kaymakamlıkta sözleşmeli personel. Rahmetli kaymakamımızın sağ koluydu. Öyle mi? Ne güzel. Erdal'cığım, yeni kaymakamımız İlkay Kalkmaz Beyefendi. Takmaz efendim. Takmaz. Böyle bir sürprizle çıka geldi ilçemize. Bundan sonra pek çok ortak projelerimiz olacak inşallah. Memnun oldum. Ben de öyle. Doğrusu geleceğinizden hiç haberimiz olmadı. Herhangi bir resmi tebliğ de gelmedi. Yoksa biz mi atladık Kaymakam Bey? Yok. Bir şey atlamadın Erdal'cığım. Aslında görevim birkaç gün sonra başlıyor. Ama ben erken gelip kasabayı bir tanıyayım istedim. Bu hafta içinde tebliğ edilir herhalde. Neyse seni de alıkoyduk. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Buyurun. Ha, baba, ben hastaneye uğrayacağım. Belki gece de kalırım. Epeydir Kamil yanında. Perişan oldu çocuk. Tamam kızım. Yemekler hazır zaten. Hı hı. Alo? Kamil? Bir şey mi oldu? Bir şey oldu laf mı Fatoş? Nasıl yani? İkisi de iyiydi dün. Bugün dünden de iyi Fatoş. Bebiş küvezden çıktı. Annesini kucağında öpür öpür meme emiyor. Gerçekten mi? Bebek küvezden çıkmış baba. Feray'ın kucağındaymış. Şükürler olsun kızım. Kamil, doğru söyle bak, işletmiyorsun bizi değil mi? Yok be Fatoş, ne işletmesi? Allah'ıma bin şükür. Hemen geliyorum ben, hadi görüşürüz. Ne oldu abla? Dayıcık, yeğenin iyileşmiş, meme emiyormuş artık. Çıkmış mı can beşiğinden yani? Çıkmış, çıkmış. Yaşasın, yakından görüp dokunabileceğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi, bebek can beşiğinden çıkmış. Baba? Ya, küvezden çıkarmışlar ufaklığı. Sahi mi? Hadi hayırlısı, çok sevindim ya. Gözünüz aydın Fatoş. Bir kez daha geçmiş olsun. Sağ ol. Ben hastaneye gidiyorum abi, görüşürüz. Dur biraz Fatoş. Gelsene içeri biraz. Ne oldu? Bizim de mutlu bir haberimiz var size. Biz biraz önce Fidan'la evlendik. Ne? Evlendiniz mi? Süper ya. Sizin de çocuğunuz olunca bu sefer de amca olacağım. Doğrusu bu kadar çabuk olacağını tahmin etmemiştim. Baba sen biliyor muydun yani?
Hı hı. Neyse. Tebrik ederim çocuklar. El öpenlerin çok olsun kız. Hadi Fatoş, sen de tebrik et abini. Benim daha önemli işlerim var. Feraye bekliyor. Sen onu aldırma Fidan. Alışacak. Bazen böyle ani tepkiler veriyor. Haksız da değil aslında. Neyse. Aç mısınız çocuklar? Ben kurt gibi açım baba. Önce ellerini yıka bakalım. Bizim için zahmet etme baba. Gidelim biz. Olur mu öyle şey? Oturun iki lokma bir şeyler yiyin önce. Fidan, geç kızım masaya. Benim de kalmak için bir yer ayarlamam lazım. Olur mu öyle şey Uğur? Bizimle evde kalacaksınız. Fidan da artık benim kızımdır. Başka laf istemem. Hadi geç sen de masaya. Hadi hadi bak. Oh be. Böyle erkek erkeğe eğlenceye hasret kalmıştı. Vallahi bir kere daha hoş geldiniz Kaymakam Bey. Öpeceğim ben sizi. Ya Allah aşkına yapmayın. Allah aşkına ya. Doğrusu böyle yaşamayı seven, neşeli bir retayen olacağımı hiç tahmin etmemiştim. Ben de böyle gönlüme göre bir kaymakam bulacağımı hiç tahmin etmezdim. Ha şimdi bir kadın kaymakam olsaydı mümkün müydü böyle paylaşalım, sarılalım, stres atalım? Doğal olarak kasılıyor insan. Allah, dayanamıyorum ben abi. Öyle mesudum ki vallahi sevinçten oynayacağım şimdi. Babalık ne güzel bir duygumuş be. Dur be oğlum ya, abarttın yine iyice. Yok yok, oturamam ben. Allah, gel abi gel sen de oyna. Oğlum çek. Allah! Allah! Al oğlum, al. Ver babacığım, ver. Bastır lan paraları, bastır. Oh be! Bütün stresim, sıkıntım dağıldı vallahi ya. Kafa dengi, erkek bir kaymakamımız geldi be kasabaya. Odam kireç tutmuyor, kumunu karmayınca sevda baştan gitmiyor, sarılıp yatmayınca sevda baştan gitmiyor, sarılıp yatmayınca. Baba ben derviş miyim, hırkamı giymiş miyim, ben sevdim eller aldı, baba ben ölmüş müyüm? Vay Adem, aşk olsun. İnsan bir arayıp haber vermez mi çilingir sofrası kurdum diye? Ben ne bileyim abi, ben bugün uğramazsın sanmıştım. Niye uğramayayım oğlum? Daha erken gelecektim de babama yardım ettim. Kızlar yok ya. Bu ne bakayım? Oo, lakerde var ha. Buyur abi. Rakı da koyayım. Abi kusura bakma. Ne de olsa ilk geceniz. Yani yeni evlendin ya, o bakımdan. Hiç beklemiyordum. Oğlum alemsin sen de ha. Neler düşünüyorsun? Formaliteden bu evlilik dedik ya. Kızcağızı kurtaralım diye. Öyle mi? Öyleyse aslında ben de evlenirdim. Yani formaliteyse madem. Hani sen yakmasaydın kendini manasında be abi. Yok artık. Niye seni dara sokayım Adem? Sen beni daha tanımadın herhalde. Estağfurullah abi.
O bakımdan değil de, yani senin acın da taze sayılır. Hani evlilik, mevlilik, ne bileyim. Boş ver şimdi bunları. Keyfim yerinde. Feraye'nin bebeği de kurtulmuş. Öyle mi? Oo, gözün aydın abi. Çok sevindim. Vereyim mi sana da bir duble? Ver be Adem. Tamam. İçeriden bardak getir. Lale devri çocuklarız biz. Zamanımız geçmiş. Hadi baba, hadi baba. Aşk şarabına kim bilir en son hangi şansımız içmiş. Lale devri çocuklarız biz. Zamanımız geçmiş. Aşk şarabından kim bilir en son hangi şansı içmiş. Oğlum, ne zaman gideceksin hastaneye? Bak geç oluyor. Toş yanında abi ya. Günlerdir stresten boğuldum zaten. Bırak da şurada iki lokma eğleneyim ya. Fatoş yalnız kalmasın orada oğlum. Hadi kalk kalk. Ya bırak abi, kalksa. Bir dakika dur şurada be. Oğlum. Eşlik etsenize siz de. Bır bır konuşup parazit yapıyorsunuz orada. Cemal. Rakısı bitmiş kaymakam bey. Buz da getir bakayım. Ya sağ olun sayın başkan. Yani konuk ağırlamasını bilen insandan korkmayın derler. Her konuda becerikli olurlarmış ha. Aman efendim, yani siz de eğlenmeyi biliyorsunuz maşallah. Öyle bütün kasaba işbirliği içerisinde hep beraber kalkınacağız. Ben de öyle umut ediyorum Rıdvan Bey. Yarından itibaren hızla çalışmaya başlarız artık. Lale devri çocuklarız biz. Zamanımız geçmiş. Aşk şarabından kim bilir en çok hangi şansı içmiş. Lale devrin çocuklarıyız biz. Zamanımız geçmiş. Oh be, sonunda delikanlı bir kaymakam geldi şuraya ya. Dünya varmış. Ha? Rıdvan başkan mutlu, herkes mutlu. Değil mi lan Müfit? He? Bilmem. Benim için pek rahat değil. Niyeymiş lan? Ne bileyim. İçim ısınmadı benim bu kaymakamım. Böyle gözleri felfecir okuyor. Ah ulan. Rahmetli kaymakamımız nerede? Bu nerede? Asalet akıyor deteklerinden. Ne alakası var oğlum? Aslan gibi adam bu da işte. Yok yok. Aslan falan değil. Daha çok tilki. Saadet'e nasıl baktığını görmedin mi? Nasıl baktı ki? Yani ne bileyim, böyle göz süzerek falan baktı. Ne güzel işte. Yani kardeşimi senin gibi bir çöpçüye vereceğime böyle asil biriyle evlendirmeyi tercih ederim şahsen. Kayınço, ne diyorsun sen ya? Şaka mı yapıyorsun? Ay, lokum gibi bu ya. Şöyle her tarafını ısırmak geliyor içimden. Gerçekten güzel değil mi abla? Hı hı. Yoksa bana mı öyle geliyor annesiyim diye? Vallahi ben de teyzesiyim. Anne yarısı. Ama bu dünyanın en güzel bebeği. isim buldunuz mu bu dünya güzeline? Vallahi telaştan hiç düşünemedik ki. Konuşamadık bile Kamil'le doğru dürüst. Sevinçten attı o da kendini sokaklara. Güzel bir isim bulalım. Yeğenime yakışır bir şey olsun. Su damlası gibi, baksana şuna. Abla, bırak sen onu da abim anlat bana. Sahiden böyle lokantaya girip patladınak biz evlendik mi dedi? Aynen öyle. Babam da abini tebrik etsene demez mi? Kan beynime sıçradı valla. Valla şu abimin işlerini hiç aklım ermiyor benim. Şu kadarcık zamanda aşık mı olmuş kıza? Ne aşkı kızım? Hesapta kızın namusunu kurtarıyor. Babam da dedikodulardan rahatsız ya, ondan. Hadi canım. Sevmeden olur mu hiç? Bilmiyorum artık Feraye. İçim hiç rahat değil benim, hiç. Şimdi bizde mi kalacak bu yeni evlilerde? Vallahi hiç bilmiyorum Feraye. Yakında babam da evlendim diye gelirse hiç şaşırmam, bak görürsün. Yok artık. Ne bu ya? Görürsün. Evlenen geliyor, baksana. Ondan sonra 80 kişi aynı evin içinde. Aman, vallahi alır başımı giderim ben de. Ay canım. Ay teyzesinin güzeli bu ya. Thank you.
Bu kadehi de ilçemiz için kaldırıyorum kaymakam bey. Yeni projelerimizin şerefine. Ona kaldırmıştık ya Rıdvan bey. Olsun, bir daha kaldıralım. Şerefe kaymakam bey. Şerefe Rıdvan bey. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yarından itibaren yepyeni bir döneme giriyoruz. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo. Şey, ben bir lavaboya kadar gidip geliyorum. Sonra da kalkalım isterseniz yavaş yavaş Rıdvan bey. Tabii kaymakam bey. Size otelinize kadar eşlik ederim. Yarın da inşallah temizlik bitmiş olur. Yeni evinize geçersiniz. Evet. Lütfen rahatsız olmayın. Müfit, Tahir. Gelin, gelin. Yaklaşın şöyle, yaklaşın. Buyur Rıdvan başkanım. Kaymakam eski işime mi alacakmış beni? Onu mu söyledi? Hadi be. Sırası mı şimdi? Çok önemli bir görev vereceğim ikinize. Ama aramızda ona göre. Sen emret yeter Rıdvan başkanım. Tabii ya. Görev adamıyız biz icabında. Dinleyin. Canım, zahmet oldu. Afiyet olsun. Aklıma bir şey takıldı Rasim. Hayırdır? Neymiş? Uğur'la Fidan. Yani insan ne olursa olsun iki günde tanıdığı biriyle sırf formalite icabı evlenemez gibi geliyor bana. Sanki aralarında bir şey olmadan olmazmış gibi geliyor bana. Ama ne bileyim, sen öyle diyorsan. Öyle bir şey varsa niye saklasınlar ki duygularını? Bilmem. Belki de birbirlerine bile söyleyememişlerdir. Olaylar öyle hızlı gelişti ki. Aslında Fidan'ın gerçekten gelinim olmasını isterdim. Öyle yürekli bir kız ki. Uğur'un da üzerine titriyor. Eh, bekleyip göreceğiz o zaman. Ben de seni çok beklettim değil mi Nebahat? Ama anla beni ne olur. Olaylar öyle üst üste geldi ki. Sıkma canını sen. Önce her şey hallolsun. Acelemiz yok zaten. Vallahi biz evlenemeden Çetin bile evlenirse hiç şaşırmayacağım. Ben de. İkimiz de çevremizi düşünmekten kendimizi düşünemiyoruz. Biraz da düşünelim artık. Yazık bize. Bak şu soğukta, parklarda, iki arada bir derede buluşmaktan, hasret kalmaktan sıkıldım usandım. Bundan sonra kimseyi düşünmeyelim Fatoş. Ama olmaz ki. Feray'ın bebeği yeni kurtuldu. Onu nasıl düşünmem? Ya düşünme. Kurtuldu işte. Bırak anası babası düşünsün artık. Abime de aklım takıldı. Sinirlerimi bozdu ya. Abine de kızma. Doğru olanı yaptığından eminim. Zavallı bir kız işte. Bu zamanda kaç kişi böyle bir şey yapar? Kaç salak demek istiyorsun herhalde. Ya insan ben evleniyorum diye bir söyler en azından. Orası da doğru ya. Hadi gideyim ben, merak ederler şimdi. Hadi be Fatoş. Neyi konuştuk demin? Tamam, sadece 5 dakika yalnız. Tamam peki. 5 dakika. Bak. Şu bulutların arasında parlayan yıldızı görüyor musun? Nerede, göremedim. İşte tam burada. Saçmalama Sami. Ne kimliği? Koskoca kaymakam. Hadi. Allah rahatlık versin kaymakam bey. Bir ihtiyacınız olursa hiç çekinmeden arayın. Hangi saatte olursa olsun. Sağ olun başkanım. Hadi. İyi geceler. İyi geceler. Bana bak Sami. Kaymakam beyimiz bu gecelik sana emanet. Bir dediğini iki etme. Bir ihtiyacı olursa hemen ilgilen. Merak etme başkanım. Hadi. Çabucak halledelim şu işi.
Bir dakika kayıncığım. Biraz bekle. Ne oldu lan? Biri mi geliyor? Yok yok. Ondan değil de içim böyle bir acayip oldu. Rahmetli sanki bir yerlerde bizi görüyormuş gibi. Ya ruhu hala buralardaysa? Saçmalama lan. Huylandırma şimdi beni de. Ne yapıyorsun kayıncığım? Ruhları kovdu. Hadi acele edelim. Bismillah. Ya yazık kayınço ya. Bak nasıl bakıyor gözlüklerin ardından içli içli. Ben yapamayacağım. Ulan ne tür sık çeksin be. Bak yarın söylerim Rıdvan abi ama. Ver şu çuvalı ver. Al işte yok oldum. Varsay karpuz var içinde. Hadi oğlum tut ucundan. Affet beni rahmetli kaymakamanım. Geleceğimi düşünmek zorundayım. Rıdvan abiyi biliyorsun. Yapmasam olmaz şimdi. Ahirette helalleşiriz artık kaymakamanım. Elveda. Ulan ver şunu ver ver. Oha. Kayınço biraz kibar ol ya. Ya sıkı tut. Çıkı. Tut tut. Geliyor galiba. Geliyor, geliyor. Tut. Anam sesler geliyor. Hadi. Oha. Ya, ya yandım anam. Ulan bağırma lan. Ayağım koptu ayağım. Kaymakam hanımın ruhu çarptı vallahi. Parmakları bezildi ya. Hadi Müfit birileri geliyor. Ortalığı ayağa kaldırdım ben. Bekle kayınço. Gitti ayağım gitti. Pastırım oldu vallahi. Hadi hoşça kal. Oturdum kaldım ben de. Seninle vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum. Yarın görüşürüz. Hadi gir içeri. Düşünme. Tamam güle güle. İyi geceler. Oo, maşallah. Nebahat Hanım'la pek samimisiniz Rasim Efendi. Saman altından böyle sular yürütüyorsunuz demek. Bravo. Aa, Rıdvan git yoluna. Seni ilgilendirmez. Yo, ilgilendirir. Bu kasabadan ben sorumluyum. Kasabanın ahlakı da namusu da benden sorulur. Çok içmişsin Rıdvan. Saçmalıyorsun. Git evine uyu. Evet içtim. Ama ben edebiyle içmesini bilirim. Bugüne kadar bu kasabada en ufak bir rezalet çıkarmadım. Ama sen ve çocukların geldiğiniz günden beri her türlü rezilliği, ahlaksızlığı sergilediniz yani. Balık baştan kokarmış. Babaların eki, çocukların ne olsun. Rıdvan, ağzından çıkanı kulağın duymuyor senin. Yürü hadi sabrımı taşırma. Sabrını sensinler. Esas biz kasaba olarak yeteri kadar sabır gösterdik size. Ama yeter. Bu öğretmenin de ne mal olduğu çıktı ortaya. Gece gece evine adam almalar falan. Bir de çocuklarımızı emanet ediyoruz bu zilliye. Ağzını topla Rıdvan. Haddini aşma. Sarhoş falan demem alırım ayağımın altına. Rıdvan abiye bak. Ben hemen güvenlik şef olarak olaya müdahale etmeliyim. Ulan, ne şefi be çöpçüsün sen be. Unuttun mu? O da doğru ya. Adam gibi lafını geri al. Özür dile. Ne özür dileyeceğim be? Burası İstanbul'a benzemez Rasim. Burada namus dedin mi akan sular durur. Sana da o öğretmene de çocuklarına da dar ederim burayı. Dar. Ulan ben senin var ya. Yürü kayıcı yürü. Bir daha çocuklarıma dil uzatırsan seni öldürürüm Rıdvan. Anladın mı? Bunu ödeyeceksin Rasim. Mahkemede hesap vereceksin. Rezil edeceğim ulan seni. Tövbe. Ben belediye başkanı Rıdvan Kalabık. Bana vurmak ne demek göreceksin lan. Of be. Yüksel abla. Korkma Saadet benim. Nişanlım.
Müfit, Allah canını almasın değil mi? Yüksel ablayı böyle parlak parlak görünce fena oldum yani. Aa, Betim benzin attı. Canım canım canım. Dur şimdi, sırnaşma. Ne alaka sabah sabah? Rıdvan abinin yaptırdığı büst değil mi bu? Şşş. Biz Tahir'le dün gece bir operasyona çıktık. Gene ne operasyonu be? Rıdvan abinin talimatıyla. Yeni kaymakam bir ayıp olmasın diye bunu söküp atın dedi. O Nemrut adam için yaptığımız şeye bak. Yo. Bence gayet hoş bir adama benziyor. Hoş mu? Yani efendi canım. İşte diyor. Çıyan gibi. Büstün sökülmesini Rıdvan abiden o mu istedi acaba? Aa, olur mu öyle şey canım? O başka, bu başka. Baksana. Ben de bu yüzden iş kazası geçirdim. Bu koca kafa, kalk sen ayağıma düş. Kemiğim çatlamış ya. Bunu da ne yapacağım bilemedim. Atmaya da vicdanım el vermedi. İyi yapmışsın, sevaptır. Şimdi ben saklasam Rıdvan abi görürse ters bir şey olabilir. Bir süre sen saklasan diyorum. Oo, oo, canım canım canım. Gözüne kurban olurum ben senin Yüksel ablacığım. Nasıl özlemişim. Saklarım ben seve seve. Allah senden razı olsun valla Saadet. Müfit. Efendim Saadet. Gel gel. Dün gece Rasim abileri bana birbirine girmiş, doğru mu? Sen nereden duydun? Ayol, ekmek almaya çıkmıştım ama herkes bunu konuşuyor. Ya. Ya. Ah ah. Çok fena acıyor Ümran. Şişmiş mi, bak bakayım. Ayol, dün geceden beri neredeyse bir kilo et bastınız. Şişmez artık, şişmez. Rıdvan, herkes rasim yaptı diyor. Doğru mu? Sen ne bakıyorsun milletin dediğine ya? Allah Allah. Kapı koluna çarptım diyorum. Ben de rasimden yumruk yiyecek göz var mı? Varmış tabii. Baksana, az daha çıkıyormuş. Anne Allah aşkına ya. Bir sus ya. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Sen bir şeyler saklıyorsun ya. Dur bakalım. Millet dedikoduya yer arıyor. Tartıştık bak. O kısmı doğru. Edepsizlik istemiyorum kasabamda dedim. Ağzının payını verdim namussun. Sonra da sinirle gelip banyoda düşüverdim işte. E kapı kolu? Kapı kolu? Ya banyoda düşerken kapının koluna denk geldi. Erdal nerede? Uyuyor galiba. Geç geldi. Uyandır, gelsin buraya. Baksana kaç oldu saat? Ha, nedir bu kadar acil olan? Bırak uyusun çocuk. Uyandım anne, uyandım. Söyle babacığım. Geç bakayım şuraya karşıma. Ben bakarım baba. Bakayım. Fatoş. Dur, öbür parçayı hayırdır? Da koyalım. Çekil önümden Erdal. Babana söyleyecek bir çift lafım var. Çekil dedim. Al bakalım. Bu gelini oğlun getirmişti bana. Ayol, bunlar da mı evlenmiş Ümran? Fatoş. Bırak Erdal. Bana bak Rıdvan efendi. Kulaklarını aç da iyi dinle. Bir daha sakın adımızı ağzına alma. Ben oğlunla evlenme meraklısı falan değilim, anladın mı? Zaten senin akraba olacağıma ölürüm daha iyi. Bu odadaki herkes de bunu iyi bilsin. Fatoş, ne demek şimdi bu? Ne oluyor, söyler misin? Bitti bu iş Erdal. Olacak şey değildi zaten. Arkamdan gelmeye de kalkışma. Seni kırmak istemiyorum, lütfen. Gör artık gerçeği. Gerçekten deli bu kız. Manyak, manyak! Psikopatik katil! Ne oldu mu şaşırdım ya? Baba, Allah aşkına bu sefer ne yaptın söyler misin? Ben mi? Görmüyorsun herhalde. Taciz saldırısını uğradık lan burada. Farkında değil misin? Sen kaşımışsındır yine bir yerleri. Kabuk kaldırmışsındır belli. Bu kız böyle delirdiğine göre. Ama ne alakası var anne? Ne yapacak Rıdvan bunlara? Yo, yaptım Ümran, yaptım. Bu oğlan da kardeşi gibi hayatını mahvetmesin diye yaptım. Bu manyak kızın babasına bizim Saptorik oğlanın söylemesi gerekenleri söyledim. Tebrik ederim baba. Teşekkür ederim. Yazık. Ne diyeyim ki ben sana? Erdal, sakın peşinden gideyim deme. Bu kadar düşürme kendini. Bana bak, eğer o kapıdan dışarı çıkarsan bir daha bu eve giremezsin. Seni reddederim.
Ha? Gitti. Ayol, peki bunlar evlenmişler mi? Ben orasını anlamadım. Anlama daha iyi. Fatoş, Fatoş dur bekle. Fatoş benim ne suçum var? Ben ne yaptım sana? İnan hiçbir şeyden haberim yok. Görmüyor musun ya? Bırak artık beni. Unut. Bitti. İmkansız bir aşktı zaten. Bitti. Git lütfen. Git kendine başka birini bul. Ah Yüksel ablacığım ah. Benden başka kimse anlamadı senin değerini. Bak, üstün bile battı gözlerine, nankörler. Ama üzülme, ben koruyacağım seni bundan sonra. Böyle tozunu da alırım sık sık. Hiç olmazsa burada kuşlar üstüne pislemez. Ana, tövbe estağfurullah. Bu da nereden çıktı kız Saadet? Müfit getirdi abi. Senin kadar vicdansız olmadığı için kıyamamış atmaya. Artık ben saklayacağım Yüksel ablamı. Lan saçmalama lan. Evin içinde istemem ben öyle put gibi şey. Ne putu ayol? Tövbe tövbe. Yüksel ablamın biblosu bu. Hatırasını hep hatırlayalım diye. Salak. Bırak geçmişi de geleceğe bak geleceğe. Ne varmış gelecekte? Kız manyak. Kasabaya genç. Baba yiğit. Yepis yeğeni. Hem de bekar bir kaymakam gelmiş. Sen eskinin heykeliyle uğraşıyorsun. Ne demek bu abi? Heykeli çöpçüyü unutup biraz etrafa bak demek. Allah Allah. Nereden gelmiş bu ya? Sihirbazın işi bu da bence. Kaymakam hanımın heykelini hep pabuça çevirmiş. Şşt beyler, beyler. Kaymakam bey geliyor, açın, açın. Ne oluyor burada? Hı? Rahmetli kaymakamın büstünü çalmışlar. Görüyoruz. Bir de utanmadan mesaj bırakmışlar. Nasıl yani? Vallahi kaymakam bey, ayaklar baş oldu denmek isteniyor galiba. Ne demek bu ya? Kime veriliyor bu mesaj? Kimseye ver. Millet konuşuyor işte. Rıdvan bey, ne demek oluyor bu? Hayırdır inşallah, ne demek oluyor? Buyurun bakın, büstü çalmışlar, yerine de bu ayakkabıyı koymuşlar. Ha, münasebetsizler. Ayaklar baş oldu mesajı verilmek isteniyormuş. Yani benim şahsıma hakaret ediliyor açıkça. Ne münasebet efendim? Niye alındınız yani? Heykeli kaldırıp yerine ayakkabı koymak ne demek? O gitti yerine ayakkabı geldi demek değil midir? Ben bu densiz salakları derhal yakalatacağım. Siz hiç merak etmeyin kaymakam bey. Bunun hesabı sorulacak. Bu ayakkabının sahibini hemen tespit edeceğiz. Gerekirse kapı kapı dolaşıp her ayağı giydireceğim bu pabucu. Rıdvan abi, başkanım. Belki mesaj falan yoktur ha? Biri öylece unutuvermiştir. He? Böyle manidar çıkışlara izin verirsek hiçbir isyanla baş edemeyiz Rıdvan bey. Ya bu apaçık bir başkaldırı. Efendim o meseleyi ben bizzat halledeceğim. Siz merak buyurmayın. Failleri bulacağım. Yalnız benim için çok da acil olan bir mesele var. Onu da sayenizde halledebilirsek eğer müteşekkir kalırım. Neymiş o? Bizzat oğlumun ta kendisi efendim. Babaya karşı son derece asi tavırlar içerisinde. Yani rica etsem kendisine bir uyarı olaraktan kaymakamlıktaki sözleşmesini bir süreliğine feshedebilirsek belki aklı başına gelir. Tabii. Ne demek? Siz bir baba olarak madem ki öyle istiyorsunuz, olmuş bilin. Sağ olun kaymakam bey. Sizin gözünüze ne oldu Rıdvan bey? Bir nevi virüs bulaşması diyelim. Kasabamızda bazı zararlı virüsler var efendim. Fakat bunları yanlarına bırakmayacağım, merak etmeyin. Derhal dava açacağım. Yetinmeyip medyaya da vereceğim. Rezil edeceğim. Ha, belediye başkanına saldırının ne demek olduğunu göstereceğim. Bir dakika, bir dakika. Siz medya mı dediniz? Evet, medya. Hepsini buraya çağıracağım. Bana alenen saldıranları teşhir edeceğim. Aman Rıdvan bey, ben de sizden rica edeceğim. Hatta istirham edeceğim. Yani
burada göreve başladığım ilk günden böyle tatsız bir olayla kasabamızın kötü reklamını yapmasak diyorum. Ama efendim... Aması maması yok Rıdvan Bey. Lütfen. Kasabamızı büyük başarılarla gündeme getirmemiz lazım. Öyle değil mi? Bunu şimdilik aranızda halledelim. Ya en azından beni memnun etmiş olursunuz. Madem öyle diyorsunuz. Peki. Yani sizin gibi müstesna bir kaymakamı bulmuşken hatırını kıramam yani. Galiba biraz da benim yüzümden oldu bu olay baba. Dedikodular aldı yürüdü. Ya keşke söyleseydin Fidan'la evli olduğumuzu. Hesap mı vereceğim ona? Bizim aldığımız hak oğlum. Zaten söyleyecek fırsat da vermedi ki. Şimdi bir de dava mava da açarsa? Açamaz. Açarsa kendi rezil olur. Sen de inadına hakaret davası açarsın. Hadoş. Niye geciktin? Neredeydin kızım? Halletmem gereken küçük bir işim vardı baba. Ne işiymiş bu? Gidip o Rıdvan'a gereken cevabı verdim. Nasıl yani? Boş verin. Yapılması gerekeni yaptım diyelim. O aileyle defterimi kapattım yani. Ha, Feraye çıkacaktı bugün. Hastaneyi arayalım da soralım bakalım. Kaçta taburcu edeceklermiş acaba? İnanamıyorum Kamil ya. Resmen böyle taksiyle geldik sahipsiz gibi. Kimsenin umurunda değiliz. Kimse karşılamadı bile. Kim bilir ne işleri çıktı Uğur böceğim. Öğleden sonra çıkacağız diye biliyorlardı belki. Boş ver. Sürpriz olacak bize evde görünce. Buyur abi. Hayırlı işler. Eyvallah. Feraye hoş geldin. Ne zaman çıktın? Yarım saat önce. Ah canım benim. Ne tatlı şey. Allah analı babalı büyütsün inşallah. Amin. Temizlik mi var? Vallahi geleceğinizi bilseydim erkenden hallederdim. Ben şimdi kaldırırım bunları. Gel karıcığım gel. Yani kimse yok mu şimdi bu evde? Yok, lokantadalar. Görüyor musun Kamil ya? Dedim ben sana. Kimsenin umrunda filan değiliz. Yatak bile hazırlamamışlar bebeğe. Bu kadar alıngan olma ateş böceğim. Ben şimdi hazırlarım her şeyi. Bismillah. Bırak Kamil bırak. Otele filan gidelim biz. Amcanın teknesine bile razıyım. Böyle şey mi olur ya? Ben böyle balonlar, hoş geldiniz yazıları filan beklerken inanamıyorum. Sanki 15. kez doğurmuşum gibi. Tamam üzülme Feraye. Hay Allah ya. Tamam. Bak istersen bizimkilere gidelim. Annem böyle bebeğin patiklerinin pomponlarına kadar hazırlamış. Vallahi acayip sevinir. Ne dersin? Gidelim Kamil. Nereye olursa gidelim. Kendi öz ailemden bu ilgisizliği hak etmedim ben. Feraye ne olur deme böyle. Boş bulunmuşlardır. Hadi geçin içeri. Ben ne gerekirse hazırlarım hemencecik. Dün gece neler oldu bir bilsen. Herkesin derdi başından aşkın. Tamam Fidan tamam. Hiç boşuna onları savunma bana. Seninle bir ilgisi yok. Yürü Kamil. Ama... Bir saniye Erdal Bey. Efendim. Maalesef sözleşmeniz feshedildi Erdal Bey. Binaya girişiniz de Kaymakam Bey tarafından yasaklandı. Nasıl olur ya? Kaymakam Bey'in kesin emri. Kusura bakmayın. Anne! Alışverişe gidiyorum ben. Evdeki bütün etleri Rıdvan'ın gözüne bastık, et kalmadı. Sen bir şey istiyor musun? Ay, gofret al bana da. Şu yeni çıkanlar var ya. Hani karamelli olan. Yapma anne. Yapma böyle. Gizli şekerin var senin. Dikkat et yediklerine. Aman, ay ne var artık. Bir lokmacık da tatlanmasın ağzım. Zehir gibi zaten.
Oh. Kamil, bize mi geldiniz yoksa? Hoş geldiniz. Ah canım, canım, canım. Hadi üşütmesin, çabuk eve gidelim. Böyle yürüyerek mi geldiniz? Yok anne, biz şeyden geliyoruz aslında. Nasıl özlemişim bebek kokusunu. Süt kokuyor, süt. Anne! Anne! Aa! Ay canım! Emzi de buraya düşmüş. Şşş, yavaş olalım. Ha, tamam. Feraye! Şşş, yavaş, uyanmasın bebek. Tamam, tamam. Ha, Fidan, neredeler? Şey... Geldiler ama sonra tekrardan gittiler. Nasıl yani? Siz onları unuttunuz diye üzüldü Feraye. Ben kimsenin umurunda değil miyim diye gönül koydu. Loğusa ya ondan. Ben anlatmaya çalıştım, tutmaya çalıştım ama... Buyurun işte, olacağı bu tabii. Cins bu, cins. Alma günahını. Alınganlık yapmış besbelli. Nereye gittiler peki? Vallahi anlamadım baba. Bir otel falan dediler önce. Sonra Kamil, annem hazırlık yaptı, çok sevinir dedi. Galiba kayınvalidesine gittiler. O ne demek öyle? Arıyorum ben. Sen ver şunu bana Uğur. Ver. Ay, aynı rahmetli dedem bu Kamil. Ay canım. Ha nereden çıkarıyorsun anne? Rahmetlinin koskoca bir burnu var. Bu tıpkı bana benziyor. Uğur abi arıyor, ne diyeyim? Ne dersen de, küstü Feraye hepinize de. Alo, Uğur abi. Kamil, benim. Oğlum neredesiniz? Ne oluyor böyle ortadan kaybolmalar falan? Ver bakayım Feraye'yi bana. Bir saniye baba. Feraye, baban seni istiyor. Alo, yok baba yok. İyiyiz biz böyle. Burada bir sürü hazırlık yapmışlar. Belki bir gün Kamil bebeği getirir diye beşik bile almışlar. Zaten sizin ev kalabalık şimdi. Yeni gelinin falan var. Ama kızım... Peki, siz bilirsiniz. Madem gittiniz bu gece kalın. Yarın bekliyoruz sizi. Burası sizin eviniz. Herkese yer var burada çok şükür. Yalnız Feraye, o Rıdvan denen adam canını sıkarsa... Hiç aldırma sakın. Bebeği alıp çık orada. Anladın mı kızım? Tamam baba, tamam. Hadi, dikkatli ol yavrum. Ne diyor? Ne diyor baba? Kayınvalidesi çok iyi karşılamış. Ya ne cesaret oraya gider ya. Yani hangi akla hizmet? Gece olanları bir bilse. Telefonda da anlatamazdın ki şimdi. Aman of ya of. Bırak kızım. Herkes nasıl mutlu olursa öyle yaşasın. Kamil. Ne zaman çıkarıyorsun nüfus kağıdını? Bilmiyorum ki. Bugün yarın hallederiz herhalde. Konuştuğumuz gibi olacak değil mi? Ne babaanne? Adını diyorum. Sıdık olacak diye anlaşmıştık ya. Öyle mi anlaşmıştık en son? Anlaştık ya. Kız olursa Sıdık'a, erkek olursa Sadık demiştik. Aa, ne münasebet. Ha neden benim adım olmuyor? Ümran. Söylerken bile dolu dolu. İkincisine koyarlar artık seninkini. Bir kere ben 3 aylığımı verdim adını Sıdık'a koyacaklar diye. Dolandırtmam kendimi. Sıdık olacak anlamam. Ya öyle mi Kamil? Eğer bu işler parayla oluyorsa ben daha fazlasını verebilirim. Ya Kamil bir şey söylesene ya. Ne söyleyeyim Feraye, durmadan fiyat arttırıyorlar. Kusura bakmayın ama biz kendi istediğimiz böyle modern bir isim koymayı düşünüyoruz. Mesela nehir, su, yağmur, ırmak falan gibi. Aa, olmaz öyle şey.
Ne o öyle ıslak ıslak isimler? Su gibi uzun ömürlü olsun diye babaanne. Su sağlıktır. Hı-hı. Su hayattır. Hı-hı. Su... O bakımdan işte. Su olsun adı Kamil. Berrak su. Dünyada olmaz. Ha ne o öyle su markası gibi? Yok be anneciğim. Zincirleme isim tamlaması gibi. Berrak su. Ay çok güzel oldu Kamil. Evet evet dur bakayım. Biraz büyüyünce şöyle sesleneceğiz arkasından. Berrak su. Gel kızım gel. Berrak su. Koşma evladım. Terlersin. Berrak su. Zıplama kızım. Zıplama babacığım. Vallahi fena değil. Oldu gibi Feraye. Ben bu gençlerin işine hiç akıl erdiremedim Ümran. Al benden de o kadar. Rıdvan duyunca ne diyecek bakalım? Berrak suymuş. Vallahi benim bildiğim Rıdvan hayatta koydurmaz bu ismi. İşte burası kaymakam bey. Rahmetli kaymakam hanım tutmuştu bu evi. Daha sonra lojman olarak tahsis ettik. İçeri buyurun lütfen. Siz bakın içeri rahat rahat. Beğenmediğiniz bir şey olursa hemen değiştirelim. Hatta evi komple şey ederiz isterseniz. Yok yok zahmet etmeyin. Ben fazla kalmayacağım zaten. Efendim? Ben biraz titiz bir adamım da Rıdvan Bey. Yani şimdi rahmetlinin arkasına oturmak, ne bileyim, yeni bir ev tutup kendi eşyalarımı getireyim diyorum. Artık nasıl isterseniz. Yalnız bu gece sizi evimde yemeğe davet etmek istiyorum. Eğer kabul buyurursanız. Şöyle sıcak bir aile ortamında inşallah. Çok teşekkür ederim Rıdvan Bey. Çok naziksiniz. Ama ben size hiç zahmet vermeyeyim. Aman efendim estağfurullah. Ne zahmeti? Benim için şereftir. Hemen arıyorum hanımı. Kendisi de çok sevinecek. Sonra da şuralarından şöyle yapıştıracaksın. Gördün? Çok kolay. Hemen alışır eli. Ya canı yanacakmış gibi geliyor. Korkudan böyle hiç dokunamıyorum bile neredeyse. Korkma karıcığım. Alışamazsan ben yaparım. He? Ne var anne? O annesiyse ben de babasıyım. Ha. Feraye doyurur. Ben de... Fabrika artıklarını toplama işini yaparım. Hmm. Maşallah patır patır pisletmiş benim kızım. Oy, rahat ol. Oy oy oy. Gazını da çıkarttı maşallah. Rahatladın mı kızım? Alo. Ümrancığım. Bak şu anda yanımda kaymakam bey var. Ha. Yemeğe davet ettim kendisini. Şöyle bir yahni, bir de nefis zeytinyağlarından hazırlarsın değil mi karıcığım? Zahmet vermeyin falan diyor kendileri ama... ...ben hemen yanında aradım seni. Ne zahmeti dedim. Ümran bilakis sevinir dedim. İyilemiş miyim? Rıdvan, bıktım senin bu emrivakilerinden. Ha sanki benim için başkan oldun. Vallahi sabotaj düzenleyeceğim o belediyeye haberin olsun. Tabii hayatım. Ben de öyle söyledim zaten kaymakam beye. Eşim için yemek yapmak bir sanattır dedim. Tabii tabii. Hı. Misafir ağırlamaktan keyif alır dedim. Bana bak. Sen onu bunu bırak da azıcık evinle ilgilen. Haberin bile yok. Torunun geldi eve. Torunun. Ne? Torunun mu geldi? Oyuncak olan mı sahisi mi? Oğlunla gelinin de burada. Nasıl yani? Rasim'in kızını mı aldın eve Ümran? Ne zaman taburcu oldun ki kız? Yani. Nasıl sevindim yani. Öpüyorum yanaklarınızdan. Akşam mesai bitiminde geliriz karıcığım. Hadi canım. Gözünüz aydın Rıdvan Bey. Tebrik ederim. Sağ ol. Çok güzel bir şey. Dede olmak. Ah, baban da çok sevindi Kamil. Seni de öpüyormuş kızım geçmiş olsun dedi. Gerçekten mi?
Tabii. Ne sandın Feraye? Babam öyledir işte benim. Öyle saman alevi gibi parlar, sonra kendi de üzülür. Yufka yüreklidir yani. Bildiğin gibi değil. Ha, öyledir. Bir de bana aşçı muamelesi yapmasa çok sevinecek. Bu sefer de kaymakam beyi yemeğe çağırmış. Hayda. Ya? İsterseniz ben size yardım edebilirim. Ha, yok kızım. Sen daha loğusasın. Dur dur. Gel bakayım. Buralarda adettir. Biraz yat dinlen. Ben sana loğusa şerbeti de kaynatırım. Gelen giden olur, ikram ederiz. Evimize hoş geldin. Anneciğim. Yakıştı kız. Buyurun, ben size anahtarı da teslim edeyim Kaymakam Bey. Ama içinize sinmediyse dediğim gibi. Yok yok, teşekkür ederim Rıdvan Bey. Bunlar fani şeyler, önemi yok. Rıdvan Bey, biz şu projelerimizle ilgili bir an önce faaliyete geçelim artık. Hay hay efendim, yani benim arzum da bu zaten. Acil olan sorun kasabadaki fakirlik Rıdvan Bey. Öyle acil bir fakirliği yok kasabamızın ama. Var var. Ben tespit etmiş durumdayım. Dengeyi sağlamak için zenginden alıp fakire vermenin yollarını aramak lazım. Vallahi ben kasaba girişine indir kaldır kolu koyarak bunu sağlamaya çalışmıştım ama. Yani arabası olandan olmayana fon aktarımı manasında. Yani pes yani Rıdvan Bey. Ya böyle ilkel yöntemlerle olur mu? Bir kere yeterli değil. Ne yapacağız peki? Şimdi bakın Rıdvan Bey. Esnaf arkadaşlara böyle boş zarflar dağıtmak lazım. Herkes gönlünden ne koparsa o zarfların içine koysun. Biz de yatırıma dönüştürüp bir döner sermaye haline getirip ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Yardım yapanlara da böyle birer tane anı plaketi hazırlayıp kaymakamlığın girişine çakacağız. Nasıl? Vallahi bravo. Tebrik ederim. Yani güzel düşündünüz. Derhal başlayalım. Buyurun. Babamı hiç affetmeyeceğim amca. Resmen köşeye sıkıştırmak için kaymakamlıktan da kovdurdu beni ya. Ama amca, açlıktan da gebersem bir daha eve dönmeyeceğim. Bitti artık. Üzme kendini Erdal. Biraz sabırlı ol yeğenim. Babanı bilmiyor musun? 2 gün sonra pişman olur yaptığına. Yok amca. Olsa da olmasa da dönmem artık. Ben o kapıyı kapattım. Bu sefer son. Benim de bir gururum var ya. Ayrıca ne yaptı etti? Fatoş'la da ayırmayı başardı. Öyle de iyiydi ki aramız. Kendimi affettirmiştim. Bir iki haftaya kadar da nikah için gün alırız diyordum. Çok üzüldüm be Erdal. Ama aşk öyle başkalarının engellemesiyle falan bitmez. Aksine engellerle daha da güçlenir. Ahmet abi. Oo, hoş geldin Fatoş'cum. Gelsene. Yok Ahmet abi, bir şey söyleyeceğim sadece. Çok önemli. Hayırdır Fatoş? Ne var? Feraye durup dururken bize alınganlık yapıp Kamil'le birlikte kayınpederin evine gitmiş. Rıdvanlara mı? Evet. Şimdi o Rıdvan denen adam... Ya kusura bakma Ahmet abi, senin de abin ama... O adam Feraye olur olmaz şeyler söyleyecek diye korkuyoruz. Zaten direkten de öyle bunların evliliği biliyorsun. Vah vah. Anladım. Peki ben ne yapabilirim? Şey, yani biz onların kapısına gidemeyiz şimdi. Daha da gerilebilir ortalık. Acaba sen gidip Feraye ile bir konuşabilir misin diye ricaya gelmiştim. Hay Allah. Ama hayır dersen de alınmam. Dur be kızım. Konuşurum ben abimle. Sen biraz önce gel. Gel şurada bekle. Biraz bir şeyler ye. Bak mis gibi balıklar var. Sağ ol Ahmet abi, çok işim var. Hadi görüşürüz. Tamam kızım. Hadi hadi hadi. Yürü.
Fatoş bir dakika. Bir şey söylemem lazım sana. Sabah konuşacağımızı konuştuk Erdal. Lütfen uzatmayalım artık. Hayır Fatoş, dinlemek zorundasın. Erdal, yapma. Dinle. Ben evi terk ettim Fatoş. Bir daha asla oraya adım atmayacağım. Beni başka bir insan olarak düşün artık. Ev tutacağım kendime. Üzüldüm. Üzülme. Babam zaten işten kovdurttu beni. Yeni bir iş buluncaya kadar burada kalacağım. Yani haberin olsun diye söylüyorum. Üzülme Erdal. Daha iyi bir iş bulursun kendine. Ama ne olur benimle ilgili bir plan yapma. Hoşça kal Erdal. Fatoş. Gitme. O gelinliği atarak beni yeterince kırdın zaten. Babama kızmış olabilirsin ama keşke o gelinliği atmasaydı. Onu ben aldım sana. Babam değil. Haklısın. Seni kırmak istemezdim. Ama o gelinlik de dahil her şey hayal artık Erdal. Görmüyor musun? Onlar evlendiler de ne oldu? Hala düşman.